Flash TV ekranlarından, Kültür Neşesi programından herkese iyi pazarlar sevgili izleyiciler. Bizler bu hafta Tekirdağ ilinin şirin ve güzel mavi ile yeşilin buluştuğu güzel bir ilçesindeyiz. Burası Marmara Ereğlisi. Şimdi ne diyoruz? Kültür Neşesi'ne takılın ve Marmara Ereğlisi'ni hep birlikte geziyoruz. Ereğlisi'nde gezimiz devam ediyor. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi yağmur da yağıyor. Tabii Marmara Ereğlisi sadece sıcak havalarda yazın güzel değil. Yağmur yağınca da kışın da ayrı bir güzelliği var. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir güzelliğe sahip Ereğli. Buralı mısın öncelikle? Yok, buralı değilim. Nerelisin? Karabüklüyüm. Karabük. Evet. Okul mu peki burada? Yok, hayır. Babamın işi nedeniyle geldim buraya. Ha, burada oturuyorsunuz artık. Evet, nasıl bir yer Marmara Ereğlisi? Güzeller. Yazın daha eğlenceli oluyor. Adını öğrenelim senin önce. Tuğba. Tuğba. Peki Tuğba, sen ne yapıyorsun burada? Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum ben burada. Lisedeyim şu an. Lise 3'te. Buralı mısınız önce? Değilim. Değilim. Değilsiniz. Tamam. Peki tatil için mi geldiniz? Yazlığım var burada. Hı hı. Onun için ara sıra evimi dolaşmaya geliyorum. Nasıl bir yer peki burası? Valla aslında çok güzel bir yer ama kıymetini bilen... Yazın nasıl oluyor? Yazı da güzel oluyor. Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sayın İrfan Demiröz'le birlikteyiz. Önce kendisini tanıyoruz kaymakamın, daha sonra Marmara Ereğlisi ile ilgili bilgiler alacağız. Merhabalar Sayın Kaymakamım, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İrfan Demiröz, Marmara Ereğlisi Kaymakamı olarak 3 senedir görev yapıyorum bölgemizde. Marmara Ereğlisi ilçemizden daha önce 7. yerde, 7 ayrı yerde görev yaptık. Marmara Ereğlisi ilçemiz 8. Görev yerim. Marmara Ereğlisi ilçemiz Trakya'nın gerçekten de incisi konumunda bir ilçe. Çünkü eski medeniyet göstergeleri hakim. Milattan önce 4300 senelerine kadar uzanan medeniyetler ortaya çıkmış durumda. Ve medeniyetler tarihinde Marmara Ereğlisi ilçemizde baktığımız zaman kazılar sonucunda ortaya çıkartılmış anıtlardan bunu anlıyoruz. Romalılar döneminde çıkmış hatip heykelleri ve imparator heykelleri ve gladyatör heykellerinden anlıyoruz. Ve yine ilçemizde uluslararası şirketler anlamında bacasız sanayi söz konusu. O anlamda havasıyla, tarihi ve medeniyetiyle birlikte İstanbul gibi metropol bir şehrin, bir devletin neredeyse çok yakınında olması nedeniyle dikkat çekici, insanlarımız burayı tercih ediyorlar. Çünkü son yıllarda yapılan gerçekten kültür turizm anlamında ve devlet yatırımlarıyla birlikte bu tarihi yerlerdeki değerlerimizi ortaya çıkarttığımız zaman ben iddia ediyorum Trakya'nın Efes'i konumunda olacaktır burası. Eğitimde okul öncesinde yapmış olduğumuz hayırsever vatandaşlarımızla irtibat sağlayarak anaokullara 2 tane anaokulu yapmış olduk. Marmara Ereğlisi'ndeki okul öncesi eğitimimiz dünya ortalamasına, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının üstüne çıkmıştır. %25'lerden şu anda %90'lar seviyesindedir. İlk öğretim okullaşma oranı, orta öğretim okullaşma oranı, sağlık sektörü biraz sıkıntılıydı. Şu anda tam donanımlı devlet hastanemiz aynı şekilde. Türkiye'nin ilk denizcilik merkezi projesini yaptık. Yine aynı şekilde burada kimsesiz, muhtaç ve mağdur insanların kadınlara yönelik olarak yapmış olduğumuz çalışmalar, 5 yıldızlı bir huzur evi inşallah şu anda projesi devam ediyor, tamamlanacak. Yine burada bir bölgeye hakim hitap edebilecek şekilde
Sosyal Güvenlik Kurumu'yla irtibata geçerek bir devasa bir proje yaptırarak bir kongre merkezi adı altında çalışmalarımız, projelerimiz şu anda devam ediyor. Yine köylerimizde ben hep hayalimdir. Köyde ilkokulu birleştirmiş sınıflarda okuduğumdan dolayı keşke köyde bir çocuk parkı olsaydı, futbol sahamız olsaydı diye köylerimizde çocuk parkları yapıyoruz artık. Marmara Ereğlisi Müftülüğü tarafından her yıl düzenlenen Kutlu Doğum Haftası'na gidiyoruz şimdi de. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Marmara Ereğlisi'nde bulunan Tarihi Güngörmez Mağarası'nın önündeyiz sevgili izleyiciler. Efendim burası zamanında korsanların Marmara Ereğlisi'ni ele geçirmek için gözetlendiği yer olarak biliniyormuş. Sevgili izleyiciler, bölgeye geldiğim zaman şehir merkezinde hemen ilk girişinde bulunan Bastonlu Dede Türbesi var. Arkamda görmüş olduğunuz türbe. Efendim yıllar önce bölgede ilk yol yapım çalışması başlatılmış. Bununla ilgili yol yapım çalışmasında işte bu türbe, yani Bastonlu Dede Türbesi buradan kaldırılmak istemiş. Yalnız yol yapım çalışmasını yapacak olan kişinin rüyasına girmiş Bastonlu Dede. Ondan sonra da zaten Bastonlu Dede olarak burada tekrar türbesi devam etmiş. Sizler de bölgeye geldiğiniz zaman şehir merkezinde ilk girişte göreceksiniz bunu. Geldiğiniz zaman mutlaka ziyaret edin. Şimdi sizler için bizler de Bastonlu Dede'yi ziyaret ediyoruz. Marmara Ereğlisi AK Parti İlçe Başkanı Battal Aydın'la birlikteyiz. Sayın Başkanım merhabalar, nasılsınız öncelikle? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, bizlerdeyiz. Başkanım öncelikle kendinizle ilgili kısa bir bilgi verir misiniz bizlere? Battal Aydın kimdir? Battal Aydın 1965 yılında Gümüşhane'de doğan, akabinde 78 yılında İstanbul'a göç eden ve 1989 yılından itibaren de Marmara Ereğlisi'nde ikamet eden, burada yaşayan, halkını, ilçesini, yaşadığı bölgeyi seven ve hizmet etmeye çalışan birisi. Peki Sayın Başkanım, kaç dönemdir Marmara Ereğlisi'nde AK Parti ilçe başkanlığı yapıyorsunuz? Marmara Ereğlisi'nde AK Parti'nin kuruluşu olan Ağustos ayının 2001 yılından itibaren dönemin il başkanı tarafından AK Parti kurucu ilçe başkanlığı bağlamında görevlendirildim. Ve elhamdülillah Türkiye'de çok az insana nasip olacak 3 dönemi alnımın akıyla tamamladım. Ve akabinde Sayın Başbakanımızın da en son il kongremizde katılımıyla beraber bir plaketle ve takdirleriyle taltif ettiği bir ilçe başkanıyım. Marmara Ereğlisi ilçemizin tabii tarihi yapısına baktığımız zaman resmi tarihte M.Ö. 600'lü yıllarda Osmanlı kolonilerince kurulduğu varsayılsa da Kamaradere höyüklerinde yapılan kazıda tarihinin M.Ö. 4300 yıllara dayanan bir tarihi var. Peki başkanım, Marmara Ereğlisi'nin halkı neyle geçinir? Geçim kaynakları nedir? Marmara Ereğlisi ilçemiz Türkiye'nin itici dinamik güçleri olan sanayisi, turizmi ve tarımıyla beraber ekstra olarak bölgemize has özelliği itibariyle de balıkçılıkla beraber geçimini sağlayan bir yerleşim merkezi.
Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından BOTAŞ LNG'den doğalgaz çevrim santralleriyle enerji üreten firmalara varıncaya kadar, ağır sanayiden hafif sanayilere varıncaya kadar çeşitli sektörlerin yer aldığı sanayi kuruluşları, tarım bağlamında da yılın 365 gününün her döneminde tarıma elverişli topraklarıyla, bununla beraber kirlenen ve nesli azalan balıkçılık bağlamında da ilçemiz balıkçılık yönüyle de geçimini sağlamaya çalışan bir yerleşim merkezi. Peki Marmara Ereğlisi AK Parti ilçe başkanı olarak sizin Ereğli'deki projeleriniz nelerdir? 2012 projeleriniz? Şimdi tabii biz iş başına geldiğimiz 2002 yılından bu zamana kadar halkımızın ihtiyaçları nedir? İlçemizin sorunları nedir? Bu bağlamda milletvekillerimizle beraber, merkezi hükümetimizle beraber ve parti grubumuzla beraber hep ilçemize bir şeyler verebilmenin mücadelesi içerisinde olduk. Bu ilçenin alt girişlerinden, okullarından şu anda yapımı devam etmekte olan ve takribi 2-3 ay sonra açılmasına inşallah sebebiyet vereceğimiz hastanemize varıncaya kadar ciddi projeler gerçekleştirdik. Bunlara devam edeceğiz. Tabii önümüzde asıl olan daha önemli sorunlarımız var. Bunlardan bir tanesi maalesef 3 kilometre hemen yanımızda olan BOTAŞ LNG doğalgaz tesisleri olmasına rağmen Türkiye'nin en ücra köşelerine doğalgaz gittiği halde maalesef Marmara Ereğlisi ilçemiz doğalgazdan bu zamana kadar istifade edemedi. Bu bağlamda da en son başbakanımızın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede de Sayın Başbakanımıza da bir şekilde biz konuyu aktardık. İnşallah en yakın zamanda yerel idareyle beraber el ele vererek Marmara Ereğlisi ilçemizi doğalgaza kavuşturmuş olacağız. Taşkın amca ile beraberiz. Taşkın Ada soy ismi tabii ki. Şimdi bizlere şiir okuyacak. Neler söyleyeceksiniz bizlere? Burayla ilgili bir şiir söyleyeceksiniz. Marmara Ereğlisi'nin şiirini okuyacağım. İlk şiirim bu. Marmara'nın incisi, güzel Marmara Ereğlisi. Denizin dalgaları kıyıları yalıyor. Sallandıkça beyaz köpük saçıyor. Güneşin doğuşu batışını grup adalara vuruyor. Mavi denizin yeşil yosun kokuları genizleri açıyor. Mehtaplı gecelerde denize akışı gönülleri bürhaş ediyor. Karanlık Marmara'da gemilerin pırıl pırıl gidişi İstanbul'a varıyor. Derdimi söylesem dağlar taşlar ağlar. Aşkın ateşi olmuş yüreğimde yanar. Mahzun garip gönlüme gözyaşlarım akar. Senin güzel hayalin benim kalbimde yaşar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ah, gitti teyzem. Nereye gidiyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Biz çay bahçesine gidiyoruz. Çay içeceksiniz. Çok güzel. Buralısınız galiba. Evet, Ereğli'yiz. Oh, süper. Siz tanıyalım öncelikle. Nükhet Dönmezler. Buralısınız? Buralıyız, Ereğli'yiz. Nasıl bir yer Ereğli? Biraz Ereğli'den bahsedin bize, güzelliklerinden. Çok güzel, yazın hareketli, kışın sakin bir yer. Sakin. Kafa dinliyoruz. Kışın emekli yeri gibi mi? Gençler de var gerçi çok fazla. Gençler de var ama mecburiyetten üniversiteler, okuyanlar. Hı hı. Ama gençler de daha çok hareketli yeri tercih ediyor. Burası sakin bir yer. Peki nasıl, yazın mesela neler bulunuyor burada? Denizle ilgili, deniz olduğu için burası kalabalık oluyor. Buranın denize, diğer denizlere göre daha çok mesela hangi özelliği taşır? Neden hani Marmara Ereğlisi'ndeki denize gelir insanlar? Yakın diye buraya geliyorlar. Başka? Yakın diye. Başka bilmem neden. Sizce? Valla Marmara'nın güzel açık denizi olduğu için olabilir. Yarımadalı olarak geçiyor burası. Yani güzel Ereğli'miz. İstanbul'a yakın. İstanbul'a kaç kilometre gibi? 100, 110, 100. En fazla 100. 100 kilometre değil mi? Çok yakın. Buralı mısınız, Marmara Ereğlisi? Evet, buralıyız, evet. Nasıl bir yer burası? Biraz Marmara Ereğlisi'nden bize bahseder misiniz? Valla buralı derken biz de devamlı burada kalmıyoruz. Nerede kalıyorsun? Tekirdağ. Peki
Aslen buralısınız. Aslen buralıyız, evet. Burada doğdunuz. Evet. Memleketiniz olarak böyle bahseder misiniz? Nasıl bir yer mesela? Marmara Eresi güzel bir yer. Biraz denizi. Denizi, turistik bir yer. Hı hı. Yani, güzel bir yer yani kısacası. Peki nerelere gidilir, nereleri vardır? Ne yakındır buraya örneğin? Hani niçin insanlar burayı tercih etmeli? Valla burayı niçin? Burayı deniz için tercih ederler genellikle yazın. Havası? Havası güzeldir. Evet. Derler ya havası suyu güzeldir diye. Evet. O yüzden tercih edilirler. Evet, evet. Peki siz ne işle meşgulsünüz? Biz de aynı. Beraber. Ha, beraber. Çiftçilik yapıyoruz. Çiftçilik yapıyorsunuz. Evet. Peki koyun böyle hayvan mayvan mı? Hayvancılık yok. Yapan var da biz yapmıyoruz. Biz çiftçilik yapıyoruz. Bölgenin insanın çoğunlukla çiftçilikle mi uğraşıyor? Çoğunluğu çiftçi. Evet. Nasıl bir yer Marmara Ereğli'si? Çok güzel, kafa dengi, sakin, sessiz, insanların dinlenebileceği bir yer. Bir yer. Evet. Peki neden tercih etmeli insanlar burayı? Soruyoruz ama biraz böyle değişik şeyler var mı Marmara Ereğli'sinde? Hem İstanbul'a yakın olduğu için hem de insanlar günlük burada denizi özellikle yazlıklar fazla olduğu için siteler, havuz ortamı olduğu için hem de sakin, insanların birbirini tanıdığı. Hı hı. Ve kolay kolay en ufak bir tatsızlığın olmadığı bir yer olduğu için tercih edilen bir yer. Tercih edilen bir yer. Marmara Ereğli'sine gelen bir daha kopamaz diyorlar. Doğru mudur? Vallahi ben kopamadım. Siz aslan nerelisiniz? Karslıyım. Sürücü kurtlar. Karslısınız. Evet. Efendim? Evet. Türkiye. Türkiye memleketimizde yaşıyoruz çünkü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Kars'ın neresi? Digor'luyum. Digor. Buradan o zaman selam alalım şöyle. Evet. Nereye? Kim var orada mesela? Digor'da kim var? Bütün akrabalarım, sevdiklerimi. Hı hı. Hepsi orada. Gebze'ye. Gebze'ye. Gebze'de de varlar galiba. Tabii. Ailemin bir kısmı orada. Ben de Ereğli'yi çok sevdiğim için sürücü kursu açtım, iş yeri açtım. Buradayım. Çok güzel. Peki bizler de yazın zaten Digor'a geleceğiz. Siz sanayalım. Şöyle siz alalım. Ben Gürkan Sezer. Hı hı. Siz? Şule Sezer. Çok güzel. Güzel havada. Denizin güzel o kokusunu alarak yürüyüşe çıktınız galiba. Çocuğunuzu parka mı getirdiniz? İkisi beraber. Biz kendimiz geziyoruz. O kendisi parkta oynuyor. Keyif yapmaya çalışıyoruz. Peki buralı mısınız? Buralıyız, evet. Sizler? Buralıyız. Nasıl bir yer Marmara Ereğli'si? Güzel bir yer. Çok sakin bir yer. Çok sakin. Mesela neyi meşhurdur Marmara Ereğli'sinin? Neden insanlar burayı tercih etmeli? Nasıl anlatırsınız bizlere? Marmara Ereğli'si genelde yazın tercih edilecek bir yer. Yani genelde de yazın çok güzel olan bir yer. Meşhur olan yer derken Marmara Ereğli'si genelde sit alanı olduğu için çok fazla bir gelişme göstermiyor ama şirin bir yer. Şirin. Değil mi? Yani tercih edenler de yemek için gelenler, güzel balık restoranları var. Onun için gelenler var. Kültür Neşesi programımızın şimdi de ekonomi bölümündeyiz sevgili izleyiciler. Bölgenin ekonomisini oluşturan Zeki Gayrimenkul ve inşaattayız şu anda. Zeki Bey'e mikrofonumuzu uzatıyoruz. Bakalım bölgeyle ilgili bizlere neler söyleyecekler. Zeki Gayrimenkul firmasını 1989 yılında kurdum. Daha önceleri emlak alım satım işleriyle uğraşıyorduk. 1989'dan 1995 yılına kadar emlak işleriyle uğraştık. Ondan sonra inşaat işlerine başladık. Marmara Ereğli'si Yeniçiftlik bölgesinde villalar yaptık. Bölgenin yazlığa olan tutumunun daha azaldığını gördüğümüz için yüksek katlı konutlara ve yaz kış oturulabilecek alanlara geçmeyi tercih ettik. Onun için Çorlu'ya geçtik. Çorlu'da kalıcı konutlar yaptık. Aşağı yukarı 10 ayrı site yaptık, bitirdik. Bunların tamamını yaparken satmaya başladık. Temel anında satmaya başladık. Bizi tercih etmelerinin sebebi inşaatlarını zamanında kavuşmaları ve içine oturduklarında eksik malzemeyi görmemeleri. Evi alacak insanların evlerinden memnun olmaları. İçinde yaşarken doğacak sorunlarla ilgili de firmamızı aradıklarında gerekli servislerin evlerine gitmeleri konusunda tabii ki bizi tercih ediyorlar. Bize elinde olan 20-25-30 bin lira ne kadar ödeyebilme durumu varsa biz onu kapora olarak alıyoruz. Zaten inşaatları bir yıl içerisinde bitirdiğimiz için bir yıl neticesinde kredi alabiliyorlar.
bu kredili satışlardan yararlanabiliyorlar. Tabii biz de bir yıl içinde inşaatı bitirdiğimiz için pek sorun yaşanmıyor. Şimdi Bodrum'da yeni bir projeye başladık. Burası 32 bağımsız bölümden oluşuyor. 20 tane normal apart daire, 12 tane de müstakil villadan oluşan bir yer. Villalarımız 120 metrekare, tek katlı, 300 metre bahçe içerisinde havuzlu ve hepsi havuza bakan durumda. Dairelerimiz de apartlar 2+1, ebeveyn banyolu ve bölgenin, Bodrum'un en iyi yerinde, Konacık mevkiinde, denize 2000 metre mesafede, Gümbet'e, Bitez'e 2000 metre mesafede, yaz kış oturulabilir, çarşıya, pazara çok yakın, dilerseniz hareketlilik, dilerseniz sakinlik yaşayabileceğiniz bir yerde. Evet sevgili izleyiciler, şimdi bu haftanın kültür sorusuna gidiyoruz. Bakalım halkımız nasıl cevaplar vermiş, hep birlikte izliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Süleyman Deniz. Süleyman Bey, ne işle uğraşıyorsunuz? Şu an işi bıraktım. 45 sene çalıştım. Biraz dinleneceğim. Bir sorumuz olacak, karşılanabilirsiniz. Sürpriz bir hediyemiz var. Hazır mısınız? Hazırım. Peki, eski adı Heraklia olan Avrupa'nın ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir? A. Silivri, B. Marmara Ereğlisi, C. Selim Paşa, D. Çemiş Gezek. Silivri. Yanlış cevap, bilemediniz. Teşekkür ederim. Siz tanıyalım önce. Ebru. Ebru Hanım, ne işle meşgulsünüz? Stajyer avukatım. Çok güzel, o zaman mutlaka bilirsiniz. Eski adı Heraklia olan Avrupa'nın ilk antik başkenti neresidir? A. Silivri, B. Selim Paşa, C. Marmara Ereğlisi, D. Çemiş Gezek. Ne Çemişgezi? Çemişgezi. Silivri. Bir yanlış cevap, teşekkür ederim. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz efendim? Sadık Ferdahçı. Sadık Bey, ne işle meşgulsünüz? Emekliyim. Emeklisiniz. Peki Sadık Bey, size bir sorumuz olacak. Kültür sorusu bu. Bilirseniz karşılığında bir sürpriz hediye kazanacaksınız. Hazır mısınız? Hazırım. Peki, eski adı Heraklia olan Avrupa'nın ilk antik başkenti aşağıdakilerden hangisidir? A. Silivri, B. Marmara Ereğlisi, C. Selim Paşa, D. Çemiş Gezek. Selim Paşa olabilir. Biraz yaklaştınız gibi ama. Silivri'yi mi yapmışlar acaba? Hayır, teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ederim. Merhabalar, siz tanıyalım. Allah, Şükran Gök. Şükran Hanım, ne işle meşgulsünüz? Ev hanımı mı? Ev hanımı. Çok güzel, çocuklarla beraber gezmeye çıktınız galiba. Evet. Peki Şükran Hanım, size bir sorumuz olacak. Bu kültür sorusu, bilirseniz karşılığında 2 günlük bir tatil kazanacaksınız. Sorumuzu hazırsanız soralım. Hazırım. Peki eski adı Heraklia olan Avrupa'nın ilk antik başkenti aşağıdakilerden hangisidir? A. Silivri, B. Marmara Ereğlisi, C. Selim Paşa, D. Çemiş Gezek. Selim Paşa. Teşekkür ediyoruz. Yanlış cevap. Geldim vallahi. Sen gel gel yanıma gel dermiş gibi. Merhaba, siz tanıyalım. Makbule Özmen. Makbule Özmen. Hı. Biraz daha sesli konuşalım Makbule abla. Ne işle uğraşıyoruz? Ev hanımıyım. Ev hanımısınız. Peki daha önce herhangi bir yerde çalıştınız mı? Çalıştım. İş hayatınız oldu yani. Hı. Peki size bir kültür sorumuz olacak. Bilirseniz karşılığında 2 günlük bir tatil hediye ediyoruz. Hazır mısın? Sorumuzu soralım. Hazırım. Peki eski adı Heraklia olan Avrupa'nın ilk antik başkenti aşağıdakilerden hangisi? Sorumuzu soruyoruz yani. A. Silivri, B. Marmara Ereğlisi, C. Selim Paşa, D. Çemiş Gezek. Çemiş Gezek. Çemiş Gezek. Evet. Çemiş Gezek nerede peki? Vallahi duydum da nerede olacağım da diyemeyeceğim mi? Teşekkür ediyoruz, yanlış cevap. Bir yanlış cevap. Merhaba. Merhaba. Sizleri tanıyalım. Orhan ben. Orhan Bey. Ne işle meşgulsünüz? Ben güvenlik işi yapıyorum. Çok güzel, peki. Televizyon kanalında da isim vermedim. Öyle mi? Evet. Peki Orhan Bey, size bir sorumuz olacak. Bu kültür sorusu. Bilirseniz karşılığında 2 günlük bir tatil kazanacaksınız. Hazır mısınız? Sorabilirsiniz. Soruyoruz. Eski adı Heraklia olan Avrupa'nın ilk antik başkenti aşağıdakilerden hangisidir? A. Silivri, B. Marmara Ereğlisi, C. Selim Paşa, D. Çemiş Gezek. D şıkkı. Çemiş Gezek mi? Evet. Çemiş Gezek nerede efendim? Bilmiyorum. Çünkü diğerleri tanıdık, öteki yabancı. Sorduğunuz soru da bir yabancı soru olduğu için oradan öne sürerek. Anladım. Cevap. Teşekkür ediyoruz. Yalnız. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Işıl. Işıl Hanım, siz? Ben Gönül.
Gönül Hanım. Şimdi iki arkadaş galiba değil mi? Evet. Çok güzel. Şimdi bir sorumuz olacak. Bilirseniz iki kişilik bir hafta sonu tatil hediye ediyoruz. Bilirseniz zaten herhalde ikiniz beraber gidersiniz arkadaş olarak. Hazır mısınız? Yani. Gibi. Dinleyelim gibi. Bakalım. Evet. Pekala. Soruyorum hemen. Eski adı Herakliya olan Avrupa'nın ilk antik başkenti aşağıdakilerden hangisidir? A. Silivri. B. Marmara Ereğlisi. C. Selimpaşa. D. Çemişgezek. Sallayacağız. Evet, sallayacağız. Biraz düşünebilirsiniz. Şıkları tekrar okur musunuz bize? Yani bildiğimiz bir soru değil. Şansımızı deneyelim. Pekala. A. Silivri. B. Marmara Ereğlisi. C. Selimpaşa. D. Çemişgezek. Çemişgezek gibi geldi. Neden Çemişgezek? Yani bilmiyorum. Öyle içime doğdu diyeceğim ama yanlış. Birazcık daha düşün. Teşekkür ediyoruz. Yanlış. Gülşah Güler. Gülşah Hanım, nerede öğretmensiniz efendim? Bahçelievler. Bahçelievler. Hocam saygılar duyuyoruz öncelikle. Saygılar bizden. Şöyle efendim, eski adı Herakliya olan Avrupa'nın ilk antik başkenti aşağıdakilerden hangisidir? A. Silivri. B. Marmara Ereğlisi. C. Selimpaşa. D. Çemişgezek. Çemişgezek diyorum. D. Çemişgezek. Evet. Aa. Ama B demiştim. Yani. Evet, B dediniz ama tebrik ediyoruz diyoruz sizi. Gerçekten soruyu bildiniz. Hemen şöyle bir alkış alalım güçlü. Evet, aldık biz alkışı. Teşekkür ediyorum. Efendim şimdi sizlere iletişim numaraları vereceğiz. Karşılığında iki günlük bir tatile göndereceğiz sizleri. Teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, şu anda Beylikdüzü Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan'ın yerindeyiz şu anda. Kenan Balcı yanımızda var. Merhaba, nasılsınız Kenan Bey? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Kenan Bey, şimdi müzenin içindeyiz. Bu müze binlerce kez aslında ekranlara çıktı ve herkes biliyor. Ama birazcık daha bilgilendirir misiniz bizleri? Efendim 30 tür daha balık ve deniz ürünü müzemize dahil oldu. Son zamanlarda tutulan 1 tonluk 200 kiloluk köpek balığı, 800 kiloluk orkinoz balığı, eşine rastlanmamış bir zehirli vatos yakalandı. Mumyalanıp o da müzeye dahil oldu. Efendim bir de yaz mevsimi geliyor. Öğrencilerimiz serbest. Öğrencilerimiz rahatlıkla gelip görebilsinler diye eski yerimizden yeni yerimize taşındık. Beylikdüzü merkezindeyiz şu anda. Beylikdüzü'nün merkezindesiniz. Beylikdüzü merkezinde herkes belediye otobüslerle, tramvayla, metroyla herkes rahatlıkla ulaşabilir. Çocuklarımız için herkese bir balon kampanyası yaptık. Neden diyeceksiniz? Öğrencilerimiz, gençlerimiz gelip bu müzedeki balıkları görsünler, deniz canlılarını görsünler. Denizlerimizde hangi deniz canlıları yaşıyor? Bunu görsünler, denizlerimizi biraz daha sahiplensinler. Büyükler, yaşlılar olarak biz sahiplenemedik. Bu gördüğünüz balıklar Marmara Denizi'nden, Karadeniz'den çıkmıştır. Öğrencilerimiz gelip görsünler efendim. Her zaman müşterilerimiz fiyatı uygun olan balıkları tercih etsinler. Neden diyeceksiniz? Az çıkan balık pahalı oluyor. Çok çıkan balık ucuz oluyor. Bol olduğu için balıkçı onu tüketmesi lazım. Balık tazeyken altındır. Ama kalır bayatlarsa bakır olur. Balıkçı bir an önce altın malını altına çevirmesi lazım. Onun için fiyatı müşterilerimiz uygun olan balık fiyatlarını tercih etmelerini istiyorum.
Peki Kenan Bey, haftada en az mesela kaç gün balık tüketilmeli çocuklar için ve olgunlar için diyelim? Efendim, balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Efendim, haftada bir yiyemese bile halkımız 15 günde bir yesin. Mesela bazı diyor ben balığı sevmem. Sevmesen bile 15 günde bir biraz ye. Çünkü balık faydalı. Balık fakir gıdası değildir, fikir gıdasıdır. Balık yiyelim efendim. Şimdi sizleri Sultanköy Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinlikleriyle baş başa bırakıyorum. Milletinin bağımsızlığı yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 92. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlanmak için toplanmış bulunuyoruz. Bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün milletimizin gurur ve coşku günüdür. Dünya çocuklarının da katılımıyla bir şenlik atmosferinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün ve milletimizin siz çocuklara verdiği değeri ve duyguyu, güveni en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Gecemi aydınlatan ateş böceğimsin. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğin misin?
Kültür Neşesi programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Tekirdağ'ın göz bebeği olan Sultanköy beldesindeyiz. Yanımızda Sultanköy Belediye Başkanı Sayın Ersin Çolpan var. Merhabalar Sayın Başkan, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz Sayın Başkanım. Geçen yıl en son Sultanköy'de, hatta bu sahada birlikteydik. Yeni yapılmıştı burası çünkü. Şarkılar söylemiştik. Nasılsınız Başkanım? 2012 yılında tekrar görüştük sizlerle. Neler yaptınız öncelikle? Neler yaptık? Hep şeyler yapmaya çalıştık. Yaptık dersen proje ürettik. Geçen seneden beri işte planlarımız ihale edildi. Revizyon imar planları. Arıtmamızın geçen sene temelini atmıştık. Bu sene bitirdik. İşte Mayıs'ın sonuna doğru açılışını planlıyoruz. Arıtma tesisimizin. Sahil yürüyüş bandı projemiz. Bayındırlık Bakanlığı Çevre ve İl Müdürlüğü'nden onay aldık. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bu ay içinde onaylanma ihtimali var. Onaylandıktan sonra da Trakya'nın en uzun yürüyüş parkı bitmiş olacak. Tabii bütün Trakyalılar Sultanköy parlayan yıldızı Trakya'nın bunu da görmüş olacaklar. Bu arada tabii diğer projelerimiz de yürüyor. İmar planı ile birlikte kanalizasyon projemizin startını vereceğiz. Aşağıdaki eski okul yerimizin projesi bitti. İller Bankası'ndan finansmanını sağlayıp 1-2 ay içinde temelini atacağız. Çok amaçlı spor salonu projemiz bitti. Ufak tefek revizyonu kaldı. Onun da 1-2 ay içinde ihalesine çıkıyoruz. Onun yanında TOKİ, geldiğimizden beri uğraştığımız TOKİ projesi. TOKİ başvuruları yapıldı. Talep toplaması bitti. Şu anda zemin etüt çalışması bitti. Projesi bitip İhale aşamasında 1-2 aya kadar da onun da temeli atılacak. Yani 3 ay içinde Sultanköy'de 3 tane büyük projenin temellerini atmış olacağız. Aynı zamanda 3 ay içinde de işte arıtma tesisimizi açmış olacağız. Bunlarla birlikte diğer gerekli olan her şeyi yapıyoruz. Ama bu arada Tekirdağ'ın büyük şehir olması itibariyle tabii beldeler kapanacak diye duyumlar alıyoruz. Bu konuda da çok ciddi çalışmamız var. Gümüşyaka Mahallesi'ni birleşerek Tekirdağ'a yeni bir ilçe kazandırma projemiz var. İsmini de Gümüşyaka'nın gümüşünü alıyoruz. Sultanköy'ün sultanını alıp ismini de Gümüş Sultan diyeceğiz. Tabii bu devletimizin, hükümetin onay verirse. Bizim hayalimiz sadece. Ne için hayalimiz? Sultanköy'ün belediyesinin kapanması için. Çünkü Türkiye'de borcu olmayan tek belediyeyiz. İller Bankası'ndan alacağı olan tek belediyeyiz. Yani İller Bankası bizi borcum var diye aramıyor. Bize diyor ki şu fondan gelen param var, gel onu ara. Onun için arıyor bizi. Böyle bir belediyenin de elimizden gitmesini, kapanmasına gönlümüz razı değil. Çünkü kendi kendimize yetiyoruz. Devletten hiç büyük talep etmiyoruz. Peki başkanım, kapanırsa ne gibi bir zarar olur Sultanköy içinde, Sultanköy için? Ya da bir yere bağlanırsa ne gibi işte faydaları olabilir o yere göre? Nasıl anlatırsınız bunu? Şimdi bağlanırsa ilçeye bağlanacak. Biz zaten yıllardır Marmaris ilçesine bağlıydık. Hı hı. Ama o güne kadar hiçbir hizmet alamamıştık. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şu gördüğünüz sağ, Sultanköy Belediyesi'nin çalışanının, Sultanköy'ün emeği var, alın teri var. Bir de şimdi burayı bırakın da gidin ilçeye bakın. Onu futbol sahasında görüntüleyin. Bir de burayı görüntüleyin. Şimdi insanın gönlü nasıl razı olur öyle bir sahaya? Yani bu bile şunu düşünüyoruz. Yani biz bu yaptığımız testlerin bakımının bile yapılacağını şüpheliyiz. Yani şimdi Tekirdağ buraya 45 kilometre. Nasıl gelip buraya hizmet verebilecek? Ya benim mantığım almıyor. Bugün işte Gümüşyaka gözümüz önünde. İstanbul'a 90 kilometre. Ne kadar hizmet aldı gözler önünde. Ya bu inşallah devlet büyüklerimiz, hükümet bu konuyu göz önüne alır. En azından Büyükşehir Belediye Yasası çıkarken
bu gibi beldelerin kendine yeten turizm beldelerinin yaşamasına imkan verirler diye umut ediyorum. Kültür Neşesi programımız için efendim Sultanköy'e geldik. Sultanköy'e gelmişken Türkiye'nin aile kebapçısı olan Adanalı'ya uğradık. Şimdi yanımızda Adana'nın işletmecisi olan Zafer Eleman var. Bilgiler alacağız. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum Neşe Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz. Zafer Bey, daha önceki programlarımızda birçok kez program yaptık. Yakında burası hizmete açılacak. İnşallah bizler de bunu göreceğiz. Burada olacağız yine. Kısa bir şekilde Sultanköy'de açılacak olan Adanalı'dan biraz bahseder misiniz? Şu an çalışmalar sürüyor galiba. Evet. Yaklaşık 5-6 ay kadar önce sizinle en son röportajımızı yapmıştık. Orada sizin de gördüğünüz gibi daha çevrede gerek çevre düzenlemesi, gerek işletmenin hizmete açılmasına yönelik çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam etmesine rağmen günümüze kadar daha bitmedi. Bunun bitmemesinin en önemli, en büyük özelliği bizim çok zor seçip, çok zor beğenmemizden kaynaklı. Çok zor beğeniyoruz. İstediğimiz gibi olmuyor. Bunu da en kısa zamanda en iyisi, en güzeli nasıl olabilir diye onun programını yapıyoruz. Zaten siz de bizi takip ediyorsunuz uzun bir zamandır. Allah nasip ederse bu ayın sonunda işletmemizi, şimdi burası 3 etaplık bir işletme, birinci etabını hizmete açacağız Allah'ın izniyle. Yani Nisan sonu gibi hizmete açılacak bir kısmı, yani Sultan köylülere ve daha doğrusu Trakyalılara diyelim. Çünkü buradan birçok insan geçiyor yazlık bölge olduğu için. Peki neler söylemek istersiniz? Buradan Sultanköy'le ilgili biraz bilgi verin isterseniz. Geldikleri zaman zaten görecekler, yol üstünde hemen yeriniz. Sultanköy yaklaşık İstanbul'a 70 kilometre uzaklıkta bir belde. Yerleşim alanı olarak Tekirdağ'a bağlı. Ancak burada yolun kenarında olması münasebetiyle bizim işletmemiz 24 saat açık olacak bir işletme. Sadece yol güzergahından geçen konuklarımıza değil, aynı zamanda İstanbul'dan hafta sonları ailesiyle, çocuklarıyla birlikte uzaklaşıp değişik bir atmosferde, değişik bir ortamda kebap yemek isteyen insanlara burada farklı bir hizmet sunacağız Allah nasip ederse. Bunu sunarken de burada nasıl keyif alabilirler? Daha keyifli nasıl zaman geçirebilirler? Onların programını yapıyoruz. Onun için dediğim gibi bu ilk açılışımız 3 etaplık bir açılış olacak. İlk birinci açılışımız bu ayın sonunda olacak. Gördüğünüz gibi burada oldukça fazla işimiz var bizim. Bunların hepsi de buraya gelecek konuklarımızı en güzel şekilde ağırlamak adına. Onun için en güzelini yapalım diye uğraşıyoruz. Bir gezi programımızın daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bizler bu hafta Kültür Neşesi ekibi olarak sizlere Tekirdağ ilinin güzel şirin ilçesi olan Marmara Ereğlisi'ni tanıttık. Bu yaz tatilini inşallah Marmara Ereğlisi'ne geçirirsiniz diye umut ediyoruz. Çünkü sizler de gidin, gerçekten çok güzel bir yer. Önümüzdeki hafta bizler Kültür Neşesi ekibi olarak yine farklı güzelliklerle ekranları başında, yani sizlerle olacağız. Bizleri izlemeye devam edin diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Aynı günümüzde aynı saatimizde bizler Flash TV ekranı Kültür Neşesi programında olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve dostça kalın. Norken Norken güzel Norken. Öyle miydi? Merhaba. 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 Merhaba ya. Merhaba ya. Nasılsın? Merhaba. Adın ne? Çok sevdi mikrofonu. Kayıtta mısın? Niye demiyorsun? Zorundasın. Eserin adı. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyi. Bir sorumuz olacak. Buyurun. İki dakika, hemen eşiniz galiba. Ben Türkçe konuşabilmiyorum. Ben Russian. Oh, öyle mi? Yes. Peki, teşekkür ediyoruz o zaman biz de. Ne diyelim?